Mustafa oğlum, kaç defadır geliyorum kapına. Gel gör ki görüştürmüyorlar seninle. Canıma tak etti. Bu sefer kafaya koydum, seninle görüşmeden dönmeyeceğim. Yaşananlar malum. Vaktim yok. Yakında ayrılacağım buradan. Bosna'ya döneceğim. Lakin dönmeden önce senden ufak bir ricam var. Dinliyorum. Abaza Mehmet Paşa. Uğursuz rüşvetçinin önde gideni. Bosna ahalisi illallah etti canından. Bilhassa ben. İpe sapa gelmez bahanelerle bütün servetime el koydu. Yani bunca yıldır alnımın teriyle kazandığım neyim var, neyim yoksa aldı elimden. Demek bu yüzden geldin. Vaziyet bildiğin gibi değil oğlum. Ben analığın, kardeşlerin, kuru ekmeğe muhtaç olduk. Hani ne bileyim, sen araya girersen belki tatlıya bağlanır diye düşündüm. Bak, her şey burada. Bu usulsüzce el koyduğu mallarım. Paşa hakkındaki ithamlar ve ahalinin şikayetleri de burada. Seni payitahta gördüğümde acaba hasret duydu da mı geldi diye düşünmüştüm. Lakin yanılmışım. Meğer malını mülkünü kurtarmaya, menfaatin için yardım dilenmeye gelmişsin. Hiç öyle şey olur mu oğlum? Senin düğününü işitince ben... Meselenin aslı astarı neymiş tetkik edeceğim. Benden haber bekle. Mehmet Paşa. Ben de sizi arıyordum. Konuşmamız gereken mühim bir mesele var. Hayırdır Asadobaşı? Nedir mesele? Malumunuz üzere babam Bezirganzade Sinan Efendi payitahta geldi. Bana aranızda geçen tatsız hadiselerden bahsetti. Dediğine göre bütün servetine el koymuşsunuz. Demek Bezirganzade beni şikayet etti. Sen de onun lafıyla karşıma geçmiş, benden hesap soruyorsun öyle mi? Sadece lafla değil paşam. Bosna'da olup bitenler kadı sicillerinde de mevcut. Meselenin aslı nedir bir de sizden duymak istedim. Sen kimsin de ben sana izahat vereceğim? O zaman izahati... hünkârımıza verirsiniz paşam. Zira mevzu bahis olan sadece babam değil. Bosna halkı aldığınız rüşvetler yüzünden perişan olmuş. Servetinizin kaynağı herkesin dilindeymiş. Dikkat et silahtar. Hanedana damat oldum diye kendini bir şey sanıyorsun. Haddini de, hududunu da bileceksin. Yoksa ne? Ne yaparsınız? Ha? Ne yaparsınız? Ne oluyor burada? Sultanım. Nedir bu rezalet? Ah buyurun sultanım. Zinhar böyle bir hadiseye şahit olmanızı istemezdim. Silahtara babası Bezirganzade Efendi'nin lafıyla karşıma geçmiş, bilip bilmeden beni itham ediyor. Güya Bosna'daki mallarına el koymuşum. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz sultanım. Pederim durduk yere neden şikayet etsin? Hem paşa hakkında yüzlerce şikayet var. Rüşvet, iltimas ve daha niceleri. Doğru mu söylediklerini? İftira sultanım. Ömrü hayatımda asla rüşvet almadım. Kimseye de iltimas göstermedim. Peki pederi? Onun derdi ne seninle? Sultanım, Leistan'a sefere çıktığım vakit yerime bir paşa tayin etti. Paşa ile aralarında husumet olmuş. Paşa da mallarına el koymuş.
Ben tabii döner dönmez durumu öğrendim. Paşa'ya azlettim. Gerekli cezayı da verdim. Lakin paşa malı mülkü satıp zimmetine geçirmiş. Böyle olunca hazineden karşılayamadık. Zaten davalık olduk. Kadılar da beni haklı buldu. Suçlu cezasını çekmiş, kadı hükmünü vermiş, mevzu kapanmış. Sen hala neyin hesabını yapıyorsun? Sultanım. Kes. Mevzu kapanmış, bir daha da açılmayacak. Çekilebilirsin. Yasaklardan sonra tütün ve kahve ticareti yapan tüccarlar hayli zor durumda kaldı sultanım. Esnafın en önemli gelir kaynağı gitti. Bir an evvel iktisadi ve siyasi önlem almamız şart. Felaketin biri bitmeden biri başlıyor. Darboğaz'da olan tüccarları tespit edin. Vakfın hazinesinden yardım sağlansın daha sonra ödenmek üzere. Çok iyi düşündünüz sultanım. Bu para onları yeni iş kurmak için teşvik edecektir. Esnaf sayenizde derin bir nefes alacak. Çünkü bir şey yapmazsam devlet elden gidecek. Hünkaroğlu'nun öfkesi malum. Verdiği hükümlerin ardını arkasını düşünmüyor. Merak buyurmayın sultanım. Biz bu zor günlerden sizin ışığınız yardımıyla çıkacağız inşallah. Devlet erkanından azledilen zevatın yerine sadık, güvenilir isimleri yerleştirelim. Alınan her karardan, atılan her adımdan haberdar olmak istiyorum. Silahları da düşünme. Üstüne gelmek istese de bir şey yapamaz o. İnşallah. Bu arada Yeniçeri Ocak Ağaları'nı da ziyaret etmek icap eder. Zira son yaşanan hadiselerden mütevellit, asker hali huzursuz. Yeniçerilerden yana kuşkum yok. Kemankeş Ağa başlarında olduğu müddetçe sözümden çıkmaz onlar. Kemankeş Ağa'ya ne kadar itimat edebiliriz bilmiyorum. Zira hünkârımıza size olduğundan daha sadık. Kemankeş'in sadakati devlet-i aliyeyedir paşam. Mustafa'm, ne yaptın? Görüşebildin mi hünkârımızla? Mehmet Paşa ile konuştum. Aha. İnkar ediyor. Vaziyetten mesul olmadığını söylüyor. Mallarına el koyan o değil, vekiliymiş. Onu da cezalandırmış. Zaten davayı da kaybetmişsin. Minareyi çalan kılıfını hazırlar elbet. Kendi suçunu o masumun üzerine attı. Onu da azletti. Öyle dahi olsa elimde delil olmadan koskoca paşayı itham edemem. Üstelik mesele Kösem Sultan'ı aksetti. Hiç şaşırmadım. Paşanın serveti en çok Kösem Sultan'ı ilgilendiriyor. Aldığı rüşvetlerin çoğunu da onun vakfına bağışlıyor. Canına mı susadın sen? Bu söylediklerini biri işitirse kellen gider. Her şeyimi kaybetmişim. Kellem gitmiş, ne gam. Bu mevzuyu kendim tetkik edeceğim. Dediklerin doğruysa mutlaka ortaya çıkaracağım. O güne kadar kimseyle konuşma. Bosna'ya dön, benden haber bekle. Nasıl döneyim oğlum? Elde yok, avuçta yok. Kaldığın hana bir ağa yollayacağım. Sana para getirecek. Alıp gidersin. Mustafa. Oğlum. O günden sonra sen sağ, ben selamet. Beni yarı yolda bırakmayacağını biliyordum.